TRT24 YouTube kanalındasınız. Profesör Doktor Muhittin Akgül'ün yazdığı "Hapishanelerde ölüme terk edilen masumlar ve kasten cana kıyma cinayeti" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bütün dinlerde ve dünyevi sistemlerde insanın can ve mal güvenliği, insan hayatı korunması gereken zaruri bir hak olarak ele alınmıştır. Bu hakkın hiç kimse tarafından sınırlandırılması, sona erdirilmesi, kısmen dahi olsa tehlikeye atılması söz konusu edilemez. Bundan dolayıdır ki bütün dinler ve yeryüzündeki bütün hukuk sistemleri cana kıymayı önlemek için ağır yaptırımlar ve cezalar öngörmüşlerdir. İslam, sulhu, silmi, barış ve güveni esas alan bir dindir. Bunun içindir ki masum bir kimsenin öldürülmesi büyük günahlardan sayılmıştır. Hayat veren Allah olduğu gibi bu hayatın alınması da ancak Cenab-ı Hak tarafındandır. Her şahsın can dokunulmazlığı ve hayat hakkı vardır. Hiç kimsenin bu hakkı elinden alması söz konusu değildir. İnsan, yaratılışından itibaren çok önemli bir varlık olduğundandır ki, onun canını emniyete almak için konulan kısas hükmü sadece Kur'an-ı Kerim'de olmayıp diğer dinlerde de vardır. Kısas aslında bir hayatı yok etmek değil, aksine hayatları kurtarmak için konulmuş bir kuraldır. Caydırıcı olması bakımından başka ölümlerin önünü kesen önemli bir engeldir. Böylesine caydırıcı bir kuralın varlığında aklı başında hiçbir insan başkasını öldürmeye teşebbüs edemez. İnsanlığın ilk günahı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğlunun kardeşini öldürerek irtikap ettiği cürümdür. Kur'an bu tarihi günahı ayetlerle tüm insanlığa hatırlatırken Allah Resulü de mübarek sözleriyle yeryüzünde bu cürmü işleyecek her potansiyel katilin günahından Hazreti Adem'in katil oğlunun da nasipleneceğini beyan buyurmaktadır. Hazreti Musa Aleyhisselam'a gelen Tevrat'ta "Adam öldürmeyeceksin. Bir adamı vuran, vurduğu ölürse mutlaka öldürülecektir. Fakat zarar olursa o zaman can yerine can, göz yerine göz, diş yerine diş, el yerine el, ayak yerine ayak, yanık yerine yanık, yara yerine yara, bere yerine bere vereceksin" şeklinde oldukça açık bir şekilde kısas hükmü bulunmaktadır. Tevrat'taki bu ifadelere işaretle Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyurulur. Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa bu, kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkamla hükmetmezse, işte onlar tam zalimlerdir. Maide 5.45. İnsan hayatı İslam nazarında o kadar önemlidir ki bir kişinin haksız yere öldürülmesi bütün bir insanlığın öldürülmesi gibi kabul edilmiş. Maide suresi başkasına ait bir cana kıyıldığında bunun cezası olarak da kısas uygulanması emredilmiştir. Bakara suresi. Aynı zamanda insan hayatının bu önemindendir ki, kişi kendi hayatını müdafaa ederken öldüğünde en yüksek bir derece olan şehitlik mertebesiyle müjdelenmiştir. Açlıktan ve susuzluktan dolayı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, ölmeyecek kadar haram olan şeylerle hayatını kurtarması izni verilmiştir. Kur'an'daki "hiçbir cana kıymayın" yasağı, sadece başkalarını değil, kişinin kendi canını da kapsamı içine almaktadır. Çünkü o da bu emri takip eden yasağın içine dahildir. Bu nedenle intihar da cinayet kadar büyük bir günahtır. Bir müminin başka bir mümini öldürmesi, kayıtsız bir hatanın dışında asla caiz değildir. Hata ile olduğunda da bunun belli bir cezası vardır. Sadece müminlerin değil, diğer insanların öldürülmesi de yasaklanmış ve böyle bir durumdaki cezalar da yine Kur'an tarafından açıkça belirtilmiştir. Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir esir, azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir kavimdense, öldürenin mümin bir esir, köle, azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa, varislerine teslim edilecek bir diyetle mümin bir esir azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
tam hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa suresi. Yine Kur'an'a göre kasten bir müminin öldürülmesi, cehennemi, Allah'ın azabını, lanetini ve büyük azabını gerektiren bir suç olarak kabul edilmiş, Resulullah da adam öldürmeyi 7 helak edici büyük günah arasında saymıştır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan insan hayatının değeriyle ilgili şu ifadeler de oldukça önemlidir. Kıyamet gününde insanlar arasında hükmü verilecek ilk dava kan davalarıdır. Dünyanın tamamen yok olması, Allah katında Müslüman bir kişinin öldürülmesinden daha hafiftir. Her kim, yarım cümleyle de olsa bir Müslümanın öldürülmesine yardım ederse, kıyamet gününe iki kaşının arasına Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiştir. Yazısı yazılmış olarak getirilir. Şimdi de günümüzde geçerli olan Türk Ceza Kanunu'na göre insan hayatıyla ilgili düzenlemelere kısaca bir göz atalım. Aslında mevcut kanunlarda da adam öldürme, öldürmeye teşebbüs etme, sebep olma gibi fiiller ağır cezalarla engellenmeye çalışılmaktadır. Mesela TCK 81, bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Madde 82. 1. Kasten öldürme suçunun a. tasarlayarak, b. canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c. yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle, d. üst soy veya alt soydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, e. çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f. gebe olduğu bilinen kadına karşı, g. kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, h. bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, i. bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle, j. kan gütme saikiyle, k. terör saikiyle. TCK 85, 1. Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 2. Fiil birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa, kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Görüldüğü üzere TCK'da da açıkça adam öldürme ve adam öldürmeye sebep olma açık bir suç kapsamında değerlendirilmekte ve böylelikle insan hayatı garanti altına alınmaktadır. Gerek İslam, gerekse mer'i kanunlar çerçevesinde meseleye baktıktan sonra güncel bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere Türkiye hapishanelerinde yüz binlerce insan bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu terör diye uydurulmuş ancak sanıklarla ilgili hazırlanan iddianamelerde böyle bir iddianın herhangi bir delili konmamış, konulamamış, suçsuz ve masum pek çok insan bulunmaktadır. Delil olmadan hiçbir kimsenin hiçbir din ve hukuk sisteminde yargılanması, hapse atılması, haklarından mahrum edilmesi caiz ve kanuni değildir. İçinden geçtiğimiz şu süreçte zaten çıkmaları kanunen zorunlu olan bu masumların önüne bir de tehlikeli ve öldürücü olan koronavirüsü çıkmıştır. Dünyada şimdiye kadarki yayılış hızına ve verdiği zarara bakıldığında hapishanelerde bu insanların tutulması, ölmelerine sebep olma değil, aksine açıkça kasten öldürülmeleri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu öldürme, sayı itibarıyla birkaç ölümle de sınırlı kalmayıp toplu ölümlere sebep olabilecektir. Böyle bir sonuç, toplu katliama sebep olma gibi oldukça büyük ve ağır bir sorumluluk gerektirmektedir. Dolayısıyla bu açık ve görünür gerçeğe rağmen, sorumlular her kim ya da kimlerse ağırdan almak ve görmezden gelmek suretiyle tutukluları serbest bırakmayarak ölüme terk etmeleri, bu dünyada kesinlikle peşlerini bırakmayacak ağır cezalar almalarına, ölüm ötesi hayatta da Allah'ın lanetine, gazabına ve ebedi azabına vesile olacaktır, diyor Muhittin Akgül, TR724'deki köşesinde.